Somerset Shire'daki kelinç malikanesinin sahibi Sir Walter Elliot, hoş vakit geçirmek için eline İngiltere'nin baronetleri dışında asla kitap almayan bir adamdı. Bu kitapta boş geçireceği vakit için meşguliyet, sıkıntılı zamanlar içinde teselli bulurdu. En eski imtiyazlardan geriye kalan kısıtlı miktar üzerinde düşünmek suretiyle zihninde takdir ve saygı canlanırdı. Ev içi meselelerden kaynaklanan her türlü tatsız duygu, son yüzyılın neredeyse sonu gelmez buluşlarını zihninde evirip çevirdiği sırada doğal bir akış içinde acıma ve küçümsemeye dönüşürdü. Ayrıca her iki sayfadan biri yetersiz bile olsa kendi tarihini asla kaybolmayan bir ilgiyle okuyabilirdi. Gözde Cildin daimi açılış sayfası şöyleydi. Walter Elliot, 1 Mart 1760 doğumlu, evli, 15 Temmuz 1784, Elizabeth, Gloucester Kontluğunda bulunan Soot Park'tan James Stevenson beyefendinin kızı. 1800 yılında ölmüş bulunan bu hanımefendiyle evliliğinden olan çocukları, 1 Temmuz 1785 doğumlu Elizabeth, 9 Ağustos 1787 doğumlu Anne, 5 Kasım 1789 tarihinde ölü doğmuş bir oğlan, 20 Kasım 1791 doğumlu Mary. Paragraf Aslen Matbaacı'nın elinden tam bu şekilde çıkmıştı fakat Sir Walter kendisi ve ailesiyle ilgili bilgileri Mary'nin doğum tarihinden sonra evli 16 Aralık 1810 Charles Somerset Kontluğunda bulunan Upper Cross'tan Charles Musgrove Beyefendinin oğlu ve varisi kısmını ekleyerek ayrıca eşini kaybettiği ay ve günü en net şekilde belirterek içeriği geliştirmişti. Bu paragrafı köklü ve saygın ailenin alışılmış tabirlerle anlatılan tarihiyle yükselişi takip ediyordu. Çeşayra ilk olarak nasıl yerleştikleri, Sir William Dugdale'in tuttuğu kayıtlarda söz ettiği üzere baş şerif makamında bulunmaları, ard arda üç parlamentoda bir seçim bölgesini temsil etmeleri, tahta bağlılıklarını ortaya koyan yoğun icraatları ve 2. Charles'ın ilk yılında gelen baronetlik payesiyle birlikte evlendikleri Tüm Meriler ve Elizabethler. Tüm bunlar 12 yapraklı formada dolu dolu iki güzel sayfa oluşturuyor, aile arması ve düsturuyla sonlanıyordu. Ana ikametgahı Somerset kontluğunda bulunan Kelinch malikanesidir. Sir Walter'ın el yazısı da bu kapanışta yeniden ortaya çıkıyordu. Muhtemel varisi William Walter Elliot beyefendi, ikinci Sir Walter'ın torununun oğlu. Kibir Sir Walter Elliot'ın karakterinin hem başlangıç hem de bitiş noktasıydı. Kibirlenmesi, şahsi özellikleri ve konumundandı. Gençliğinde yakışıklılığıyla göze çarpardı ve 54 yaşına gelmişken hala oldukça hoş bir adamdı. Çok az kadının dış görünüşüne ondan daha çok kafa yorabileceği gibi, Lord mertebesine yeni erişmiş herhangi birinin uşağı da cemiyette sahip olduğu konumdan ötürü onunkinden daha büyük bir memnuniyet duyamazdı. Güzellik lütfunu yalnızca baronetlik lütfundan aşağıda görürdü ve bu tanrı vergisi özellikleri tek vücutta toplayan Sir Walter Elliot, kendisinin en içten saygı ve bağlılığının daimi öznesiydi. Yakışıklılığı ve statüsü evlilik bağı üzerinde ciddi bir hak sahibiydi. Zira kendi karakterinin hak ettiği herhangi bir şeyden çok daha üstün karakterli bir eşi bu özelliklerine borçlu olmalıydı. Lady Elliot fevkalade bir kadındı duyarlı ve cana yakındı. Muhakeme yeteneği ve davranışları eğer kendisini Lady Elliot yapan, gençliğe özgü deli sevda için bağışlanmaları mümkünse hiçbir zaman sonradan müsamaha gerektirmemişti. Eşinin eksikliklerini ayak uydurmuş, onları yumuşatmış ya da gizlemiş ve 17 sene boyunca onun gerçek itibarını yüceltmişti. Kendisi dünya üzerindeki en mutlu insan olmasa da görevlerinde, arkadaşlarında ve çocuklarında kendisini hayata bağlamaya ve onları bırakıp gitmek durumunda bırakıldığı zaman bunun hiçbir şekilde kayıtsız kalınamayacak bir mesele olmasına yetecek kadar şey bulmuştu. En büyük ikisi 16 ve 14 yaşlarında olan üç kız evlat, bir annenin ardında bırakması için korkunç bir miras daha doğrusu burnu havada ahmak bir babanın idare ve yönlendirmesine emanet edilecek korkunç bir sorumluluktu. Öte yandan Lady Elliot'ın çok samimi bir dostu vardı. Kendisi ona duyduğu kuvvetli bağlılıktan ötürü yanı başına. Kelinç köyüne yerleşmesi farz olan anlayışlı, kıymetli bir kadındı. Lady Elliot da kızlarına büyük bir hevesle kazandırdığı iyi ilkeler ve eğitime en iyi şekilde yardımcı olup, bunların muhafazasını sağlaması için esas olarak ona itimat ederdi. Tanıdıkları o konuda ne tür beklentilere girmiş olursa olsun bu dost ve Sir Walter evlenmedi. Lady Elliot'ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçmişti. Onlar hala iki yakın komşu ve iki samimi dosttu. Biri dul bir kadın, öbürü de dul bir erkek olarak kaldı. İkinci bir evlilik fikri Yaşını başına almış, sağlam karakterli ve hali vakti fazlasıyla yerinde olan bu Lady Russell'ın aklının ucundan bile geçmez. Mantıksız bir şekilde bir kadının tekrar evlenmemesinden çok evlenmesinden hoşnutsuzluk duymaya meyilli olan ahaliye karşı kendisini savunmak durumunda kalmaya ihtiyacı yoktur. Fakat Sir Walter'ın süre gelen bekarlığı açıklama yapmayı gerektiriyor. Bu durumda Sir Walter'ın tıpkı çok yersiz taleplerde bir iki hususi hayal kırıklığıyla karşılaşmış, iyi bir babanın yapması gerektiği gibi, sevgili kızlarının hatırı için bekar kalmakla iftihar ettiğinin bilinmesi gerekir. Kızlarından biri yani en büyüğü için bunu yapmaya pek niyeti olmasa da hakikaten her şeyden vazgeçerdi. Elizabeth 16 yaşındayken annesinin hakları ve nüfuzunun mümkün kıldığı ne var ne yoksa hepsinin varisi olmuştu çok güzel olduğu, babasına da çok benzediği için yarattığı etki her daim harika olmuştu ve birlikte büyük bir mutluluk içinde yaşayıp gitmişlerdi. Diğer iki çocuğu çok daha değersizdi. Mary, Bayan Charles Musgrove olmak suretiyle az ve yapmacık bir önem kazanmıştı. Fakat hakikaten idrak sahibi olan herhangi birinin gözünde onu yüceltmiş olması gereken zarif zekası ve tatlı karakteriyle en hem babasının hem de kız kardeşlerinin gözünde bir hiçti. Sözünün hiç ağırlığı yoktu. Kolayına gelen hep boyun eğmekti. O sadece endi. Fakat onların aksine Lady Russell'ın çok sevdiği ve fazlasıyla değer verdiği vaftiz kızı gözdesi dostuydu. Lady Russell kızların hepsini severdi ama annelerinin yalnızca ende yeniden hayat bulduğunu hayal edebiliyordu. Bundan birkaç yıl önce Anne Elliot çok güzel bir kızdı ama gençlik ve güzellik çağı erken sonlanmıştı. Hem en güzel dönemindeyken bile babası onda beğenilecek çok az şey bulduğundan, onun narin hatları ve koyu renk mazlum gözleri kendisininkilerden büsbütün farklıydı, artık solup güzelliğini yitirmiş ve zayıflamışken enin bu özelliklerinde onun takdirini uyandıracak hiçbir şey olamazdı. Hiçbir zaman en sevdiği eserin başka herhangi bir sayfasında onun adını okuyacağına dair fazla umut beslememişti. Şimdi ise hiç umudu yoktu. Evlilik yoluyla denk bir aileyle bağ kurma işi tümüyle Elizabeth’e kalmıştı, zira Mary ancak memleketinin saygın ve büyük servet sahibi bir ailesine gelin gitmiş, böylelikle tüm şerefi onlara bahşedip kendisi hiçbir şey elde etmemişti. Elizabeth elbet bir gün uygun bir evlilik yapacaktı. Bazen bir kadının 29 yaşındayken 10 sene öncesinden daha güzel olduğu görülür. Zaten genellikle eğer ne hastalık ne de dert tasa çekilmişse hayatta cazibenin hemen hemen hiç kaybedilmediği bir dönemdir bu. Hala 13 yıl önce dönüştüğü gösterişli bayan Elliot'ın aynısı olan Elizabeth için durum böyleydi ve bu yüzden Sir Walter da onun yaşını unuttuğu için bağışlanabilir ya da en azından diğer herkesin harap olan güzelliği arasında kendisinin ve Elizabeth'in her zamanki gibi güzelliklerine güzellik kattığını düşündüğü için yalnızca kısmen budala sayılabilirdi. Zira ailesi ve tanıdıklarının geri kalanının ne kadar yaşlandığını açıkça görebiliyordu. En bitip tükenmiş, Mary zarafetini yitirmiş, muhitteki her yüz çirkinleşmeye başlamıştı ve Lady Russell'ın şakaklarındaki kaz ayaklarının hızlı artışı ona çoktan dert olmuştu. Elizabeth halinden memnun olma konusunda tam olarak babasıyla bir değildi. 13 yıl Kelinç Malikanesi'nin hanımı olmuş, onun gerçek yaşından daha genç olduğu izlenimini asla veremeyecek bir vakar ve kararlılıkla evi çekip çevirmiş, işlere nezaret etmişti. 13 yıldır ev sahipliği yapmakta, evin kurallarını koymakta, dört atlı arabaya doğru önden gidip yol göstermekte, Bölgedeki tüm misafir odaları ve yemek salonlarından çıkarken hemen Lady Russell'ın arkasından yürümekteydi. 13 kış mevsiminin havada dönüp duran kralları, onun dar bir çevrenin sağlayabildiği belli bir saygınlığı olan her baloda açılışı yaptığına şahitlik etmiş ve 13 ilkbaharda o her yıl olduğu gibi birkaç haftalığına büyük dünyanın tadını çıkarmak üzere babasıyla Londra'ya seyahat ettiği sırada açan çiçeklerini sergilemişti. Elizabeth tüm bunları hatırlıyordu. 29'a gelmiş olan yaşının onda bazı pişmanlık ve kaygılar yaratmasına yetecek kadar bilincindeydi. Hala her zamanki kadar güzel olmaktan tümüyle hoşnuttu ama tehlikeli yıllara yaklaştığını hissediyordu ve gelecek bir iki sene içinde baronet soyundan birinin usule uygun şekilde kendisine talip olacağından emin olmak onu çok sevindirirdi. O zaman kutsal kitabı ilk gençliğindeki kadar büyük bir keyifle yeniden eline alabilirdi ama bu sıralarda onu sevmiyordu. Her daim karşısına kendi doğum tarihinin çıkması ve devamında en küçük kardeşininki dışında bir evlilik görmemek kitabı musibete dönüştürüyordu. Birçok kez babası masanın ona yakın bir yerinde açık halde bıraktığında gözlerini başka yöne çevirerek kitabı kapatmış ve bir kenara itmişti. Kaldı ki o kitabın ve özellikle de kendi aile tarihinin daima hatırlatacağı bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Babasının büyük bir cömertlikle haklarını desteklediği muhtemel varis William Walter Elliot beyefendinin ta kendisi onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Elizabeth çok küçükken erkek kardeşi olmadığı takdirde onun müstakbel baronet olduğunu öğrenir öğrenmez onunla evlenmeye niyetlenmişti ve babası da her zaman öyle yapması gerektiğini ima etmişti. Çocukluğunda onunla tanışıklıkları olmamıştı ama Sir Walter, Lady Elliot'ın ölümünün üzerinden çok geçmeden tanışmak istemiş ve teklifleri hiç sıcak bir karşılık görmemiş olsa da, gençlikten gelen mütevazı kaçışa anlayış göstererek isteğinde diretmişti. Elizabeth serpilip güzelleştiği ilk çağını yaşarken Londra'ya yaptıkları bahar gezilerinden birinde de Bay Elliot tanışmaya mecbur kalmıştı. O zamanlar Bay Elliot hukuk okumaya henüz başlamış, çok genç bir adamdı. Elizabeth onu fazlasıyla nazik buldu ve onun lehine olan her plan tasdiklendi. Kelinç malikanesine davet edildi, yılın geri kalanı boyunca hakkında konuşuldu ve gelmesi beklendi. O ama hiç gelmedi. Bir sonraki ilkbaharda yine şehirde görüldü, aynı şekilde nazik bulundu, yine teşvik edildi, davet edildi ve beklendi, yine gelmedi ve ona ilişkin bir sonraki haber evlendiğiydi. Elliot hanesinin varisi için belirlenmiş miras sırasında talihini arttırmak yerine önemsiz bir aileden gelen zengin bir kadınla hayatını birleştirerek bağımsızlık elde etmişti. Sir Walter buna içerlemişti. Hanenin reisi olarak özellikle de bu kadar göz önündeyken genç adamın elinden tutmasının ardından kendisine danışılmış olması gerektiği kanaatindeydi. Zira bir kez Tatter Souls'da ve iki kez de avam kamerasının lobisinde birlikte görülmüş olmaları gerektiğini ileri sürüyordu. Tasvip etmediği dile getirilmiş ama görünüşe göre çok az itibar görmüştü. Bay Elliot hiç özür dileme girişiminde bulunmamış ve Sir Walter onu layık görmediği için artık aileden ilgi görmemesi karşısında lakayt bir tavır takınmıştı aralarındaki bütün tanışıklık sona ermişti. Bay Elliot'ın bu tuhaf hikayesi hala üzerinden geçen 7 yıllık sürenin ardından adamı olduğu gibi beğenmiş olan ve babasının varisi olduğu için daha da çok beğenen güçlü aile gururunun yalnızca onu Sir Walter Elliot'ın büyük kızına uygun bir eş olarak görebildiği Elizabeth'te öfke yaratıyordu. A harfinden Z harfine kadar hislerinin bu kadar gönül rahatlığıyla denk bir eş olarak kabullenebileceği bir baronet yoktu. Yine de öyle berbat bir hal ve tavır içinde hareket etmişti ki Elizabeth şu anda 1814 yazında onun eşi için siyah kurdele takmakta olsa da onun kendisine tekrar düşünceli davranılmasına layık olduğunu kabul edemiyordu. İlk evliliğinin rezaleti belki çocukla daimi hale geldiğini farz etmek için bir sebep olmadığından atlatılabilirdi. Fakat kibar dostlarının alışılagelmiş müdahalesiyle öğrendikleri üzere, hepsi hakkında fazlasıyla saygısızca konuşmuş, ait olduğu soyun ta kendisi ve gelecekte kendisine ait olacak imtiyazlarla payeler hakkında ağır hakaretlerde bulunup aşağılayıcı sözler söylemişti. Bu bağışlanamazdı. İşte Elizabeth Elliot'ın görüş ve hisleri, birbirine karışan kaygıları, çeşitli telaşları, hayatının genel görüntüsündeki tek düzelik, zarafet, refah ve anlamsızlık, Taşra'daki tek bir muhitte geçen uzun, olaysız bir yaşama ilgi çekici bir yön katacak ve kendisini meşgul etmesi için ev dışında işe yarar alışkanlıklar, ev içinde de herhangi bir yetenek ya da başarı olmamasından kaynaklanan boşlukları dolduracak hassasiyetleri böyleydi. Fakat şimdi Zihnini meşgul edip kuruntuya sevk edecek başka bir mesele bunlara eklenmeye başlıyordu. Babası para derdine düşüyordu. Elizabeth babasının şimdilerde İngiltere'nin baronetlerini eline aldığında, bunu birlikte iş yaptığı tüccarların ağır faturalarını ve temsilcisi Bay Shepherd'ın nahoş tavsiyelerini kafasından atmak için yaptığını biliyordu. Kelinch mülkü iyi durumdaydı ama Sir Walter'ın anlayışına göre mülk sahibinden beklenenle eşit düzeyde değildi. Lady Elliot hayattayken onu tamı tamına gelirinin sınırları içinde tutan belli bir yöntem, itidal ve tasarruf söz konusuydu fakat böyle bir sağduyu onunla birlikte ölmüştü ve Sir Walter o dönemden bu yana sınırı devamlı olarak aşıyordu. Sir Walter Elliot'tan kaçınılmaz olarak beklenenler dışında hiçbir şey yapmamıştı. Fakat her ne kadar suçsuz olsa da fena halde borca batmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu o kadar sık duyuyordu ki kızından, kısmen bile olsa daha fazla saklamaya çalışmak nafile bir çabaya dönüştü. Geçen bahar şehirdeyken ona bazı ipuçları vermiş, işi kısıntı yapabilir miyiz, kısıntı yapabileceğimiz herhangi bir kalem aklına geliyor mu deme noktasına kadar götürmüştü. Elizabeth de hakkını vermek gerekirse düştüğü kadınsı telaşın ilk hevesiyle ne yapılabileceğini düşünmeye koyulmuş ve en sonunda şu iki tasarruf kalemini önermişti. Bazı gereksiz hayır işlerini kesmek ve misafir odasını yeniden döşemekten imtina etmek. Sonradan aklına gelen keyifli bir düşünceyle Ene her yıl alınması adet edinilmiş hediyeyi vermemelerini de bu önlemlere ekledi. Ancak bu tedbirler kendi içinde ne kadar iyi olsa da, Sir Walter'ın kısa süre sonra tamamını kızına itiraf etmeye mecbur hissettiği üzere, başlarındaki musibetin gerçek boyutu için yetersizdi. Elizabeth'in daha büyük bir etkisi olacak hiçbir önerisi yoktu. İyi niyetinin kötüye kullanıldığını düşünüyor ve kendisini tıpkı babası gibi talihsiz hissediyordu. İkisi de haysiyetlerinden ödün vermeden ya da tahammül edilemeyecek bir yolla konforlarından feragat etmeden harcamalarını azaltmak için herhangi bir yöntem düşünemedi. Sir Walter'ın mülkünde elden çıkarabileceği yalnızca küçük bir bölüm vardı fakat her bir dönüm devredilebilir olsa da hiç fark etmezdi. Yetkisinin yeterli olduğu noktaya kadar ipoteğe tenezzül etmişti ama satmaya asla tenezzül etmezdi. Hayır, ismini asla o kadar gözden düşürmezdi. Kelinç mülkü kendisinin teslim aldığı gibi eksiksiz bir bütün olarak devredilmeliydi. İki güvenilir dostları, komşu pazar kasabasında oturan Bay Shepard ile la Lady Russell onlara tavsiye vermek üzere davet edildi. Baba da, kız da utançlarını ortadan kaldırmak ve zevk ya da gururlarını tatmin edecek herhangi bir şeyin kaybı söz konusu olmadan harcamalarını düşürmek için ikisinden birinin bir çözüm bulup çıkarmasını bekler gibiydi. Sir Walter üzerindeki etkisi ya da onunla ilgili görüşleri ne olursa olsun, tatsız önerilerin başka biri tarafından ortaya atılmasını tercih eden nezaketli ve ihtiyatlı avukat Bay Shepard, en ufak tavsiyesinin istenmemesini rica edip Lady Russell'ın dört dörtlük muhakemesine hürmet edilmesini üstü kapalı bir şekilde önermek üzere müsaade istemekle yetindi. Zira onun herkesçe bilinen sağduyusundan tüm beklentisi, Tam da en sonunda alındığını görmeyi hedeflediği ölçüde kararlı önlemlerin tavsiye edilmesi yönündeydi. Lady Russell bu konuya karşı son derece ilgili ve hevesliydi, üzerinde ciddiyetle uzun uzun düşündü. Kıvraklıktan gelen yeteneklerden ziyade mantık ve sağduyu sahibi güvenilir bir kadın olarak başlıca iki prensibin karşıtlığından ötürü bu durumda herhangi bir karara varmakta çektiği güçlük muazzamdı. Hassas onur bilinciyle birlikte katı bir ahlak anlayışı vardı. Fakat Sir Walter'ın hislerini incitmekten koruma arzusu, ailenin itibarına gösterdiği ihtimam ve onların hakkı olana ilişkin fikirlerindeki aristokrat yanlılığı, aklı başında ve dürüst herkeste olabileceği kadar yoğundu. İyi niyetli, yardımsever, ahlaklı bir kadındı ve kuvvetli arkadaşlık bağları kurabilir, en doğru şekilde hareket eder, adab-ı muaşeret anlayışıyla ilgili katı tavırlarını bozmaz, görgü konusunda ölçülü olarak kabul edilen davranışlar sergilerdi. Eğitim görmüş, kültürlü bir insanın kafa yapısına sahipti, ve genel anlamda hem mantıklı hem de istikrarlı olsa da soyluluk lehine ön yargıları vardı. Mevki ve nüfuza verdiği değer bu özelliklere sahip olanların kusurlarına karşı gözünü bir nebze olsun kör ediyordu. Kendisi yalnızca bir şövalyenin dulu olduğundan baronet payesine hak ettiği saygıyı sonuna kadar gösteriyordu. Sir Walter da eski bir tanıdık, ilgili bir komşu, lütufkar bir ev sahibi, çok sevdiği yakın dostunun eşi, Anne ve kız kardeşlerinin babası olarak hak ettiklerinden bağımsız olarak Sir Walter olduğu için Lady Russell'ın gözünde şu anda yaşadığı zorluklar söz konusuyken büyük bir şefkat ve anlayışı hak ediyordu. Kısıntı yapmaları gerekiyordu. Bu hiçbir şüpheye mahal vermiyordu. Fakat Lady Russell bunun Sir Walter ve Elizabeth'e mümkün olduğunca acı çektirmeden gerçekleştirilmesini sağlamak için can atıyordu tasarruf planlarını hazırladı ve başka hiç kimsenin akıl edemediği şeyi yaptı, diğerlerince hiçbir sorunla ilgileniyormuş gibi görülmeyen Ene danıştı. Danıştı ve en sonunda Sir Walter'a sunulan tasarruf tasarısının planlanmasında bir derece ondan etkilendi. En'in öne sürdüğü her düzeltme itibara karşı dürüstlüğün tarafında olmuştu daha yoğun önlemler alınmasını, gerçekleştirilecek düzeltmelerle dönüşümün daha eksiksiz olmasını, ailenin borçtan daha çabuk kurtulmasını, adalet ve hakkaniyet dışında her şeye çok daha az önem verilmesini istiyordu. Lady Russell, babanı tüm bunlara ikna edebilirsek derken önündeki kağıda göz atıyordu. Çok şey yapılabilir. Bu düzenlemeleri benimserse yedi yıl içinde borçtan kurtulmuş olacak. Üstelik onu ve Elizabeth'i Kelinç malikanesinin kendi içinde bu kesintilerden etkilenmesi mümkün olmayan bir saygınlığı olduğuna ve ilkeli bir adam gibi davranmakla Sir Walter Elliot'ın gerçek itibarının anlayışlı insanların gözünde azalmaktan çok uzak olacağını ikna edebileceğimizi umuyorum. Aslına bakılırsa, en tanınmış ve soylu ailelerimizden pek çoğunun yaptığı ya da yapması gereken şey dışında ne yapıyor olacak ki? Bu durumun hiçbir müstesna yanı olmayacak.'' Hal ve hareketlerimiz için hep söz konusu olduğu gibi çoğu zaman çektiğimiz sıkıntıların en kötü kısmını oluşturan da müstesna olma durumudur zaten. Bunun üstesinden geleceğimize ilişkin umudum çok büyük. Ciddi ve kararlı olmamız lazım. Zira ne de olsa borcun altına giren kişinin ödemeyi de yapması gerekir ve baban gibi bir beyefendinin, bir aile reisinin hisleri çok büyük bir saygıyı hak ediyor olsa da dürüst bir adamın karakteri bundan çok daha fazlasını hak eder. En'in babasının bundan sonrasına bakarken uymasını, arkadaşlarının da onu uymaya teşvik etmesini istediği prensip buydu. Alacaklıların haklı taleplerini, en kapsamlı kısıntıların sağlama alabileceği tüm ivedilikle bertaraf etmeyi zaruri bir görevin yerine getirilmesi olarak görüyor ve bunun dışında hiçbir şeyde şeref görmüyordu. Bunun kesin bir kural olarak belirlenmesini, görev olduğunun hissedilmesini istiyordu. Lady Russell'ın etkisi onun gözünde çok değerliydi. Kendi vicdanının tetiklediği ağır özveriye gelindiğinde ise onları kısmi bir değişiklik yerine tümüyle dönüşüme ikna etmek söz konusu olduğunda yaşanacak güçlüğün çok da artmayabileceğine inanıyordu. Babası ve Elizabeth hakkında bildikleri onu, iki çift atı feda etmenin neredeyse tek bir çiftten daha az acı vermeyeceğini Lady Russell'ın fazla nazik bir şekilde azalttığı harcamalar listesinde de durumun baştan sona bu şekilde devam edeceğini düşünmeye meyilli hale getiriyordu. En'in daha katı taleplerinin nasıl karşılanmış olabileceği pek de önemli değil. Lady Russell'ınkiler hiç başarılı olmadı. Bunlara katlanılamazdı. Hiçbir sineye çekilemezdi. Ne demek oluyordu bu? Hayattaki her konfor ellerinden alınmıştı. Seyahatler, Londra, hizmetçiler, atlar, masa, her taraf küçültülen ve kısıltılan şeylerle dolmuştu. Bundan sonra herhangi bir ünvanı olmayan bir beyefendinin sahip olduğu muaşeret adabı bile olmadan yaşamak ha? Hayır, Sir Walter böyle utanç verici şartlar altında orada kalmayı sürdürmektense, Kelinç Malikanesini derhal terk etmeyi yeğlerdi. Kelinç Malikanesinden Ayrılmak Bay Shepard öne sürülen bu fikri anında ele aldı, Sir Walter'ın yapacağı kısıntıların gerçekleşmesinde menfaati vardı ve ikametgah değişikliği olmadan hiçbir şey yapılamayacağına tamamen ikna olmuştu. Fikirtan da kararı belirlemesi gereken taraftan çıktığı için kendi görüşünün tümüyle o yönde olduğunu itiraf etmekte hiç tereddütü olmadığını söyledi. Ona kalırsa Sir Walter'ın böyle konuksever bir karaktere ve ayakta tutulması gereken temelleri eskiye dayanan bir saygınlığa sahip bir evdeyken yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirebilmesi mümkün görünmüyordu. Başka herhangi bir yerde olsa Sir Walter kararlarını kendi takdirine göre alabilir ve ev hayatına nasıl şekil vermeyi seçerse seçsin, yaşam biçimlerini nizama sokan kişi olarak kendisine hürmet edilebilirdi. Sir Walter Kilinç Malikanesi'nden ayrılacaktı. Şüphe ve kararsızlık içinde yalnızca birkaç gün daha geçtikten sonra gitmesinin doğru olup olmayacağına ilişkin büyük soru bir karara bağlandı ve bu önemli değişimin ilk taslağı çıkarıldı. Ellerinde üç seçenek vardı. Londra, Bath ya da Taşra'da başka bir ev. En'in tüm dilekleri son seçenek lehine olmuştu. Kendi muhitlerinde, hala Lady Russell'ın dost meclisinde olabilecekleri, hala Mary'e yakın olabilecekleri, hala zaman zaman Kelinç'in çimenlik ve korularını görme zevkini yaşayabilecekleri küçük bir ev onun aklındaki gayeydi. Fakat eni her zamanki kaderi, yani onun tercih ettiğiyle tamamen zıt bir şeyin kararlaştırıldığı bir gidişat bekliyordu. Bat'tan hoşlanmaz ve oranın kendisine yaradığını düşünmezdi. Şimdi ise Bath onun yuvası olacaktı. Sir Walter başta daha çok Londra üzerinde durmuştu ama Bay Shepard Londra'da ona güvenilemeyeceğini seziyordu ve onu bu seçenekten vazgeçirip Bath'ı tercih etmesini sağlamaya yetecek kadar ustalıkla hareket etmişti. Bath, onun içinde bulunduğu tatsız vaziyeti yaşayan bir beyefendi için çok daha güvenli bir yerdi, oradayken nispeten az harcamayla nüfuzlu olabilirdi. Bath'ın Londra'ya ağır basan iki önemli özelliğine elbette hak ettiği bütün ağırlık verilmişti Kelinci olan mesafesinin daha uygun olması, sadece 80 kilometre ve Lady Russell'ın her sene kışın bir bölümünü orada geçirmesi. Üstelik Sir Walter ve Elizabeth, öngörülen değişiklikle ilgili ilk görüşleri Bathlehyne olan Lady Russell'ı epey memnun edecek şekilde, oraya yerleşerek ne nüfuzlarını ne de keyiflerini kaybedeceklerine inanmaya teşvik edilmişti. Lady Russell kendisini çok sevdiği Angie'nin malum dileklerine karşı çıkmak durumunda hissetti. Sir Walter'dan kendi muhitinde küçük bir eve çıkarak konumunu alçaltmasını beklemek çok fazla olurdu. Bu durumun yaratacağı küçük düşme hissi Enin kendisine de öngördüğünden fazla gelirdi. Sir Walter'ın hisleri açısından korkunç olmalıydı. Enin battan hoşlanmamasına gelindiğinde ise bunu ilk olarak Enin Anne annesinin ölümünden sonra üç yıl boyunca orada okula gitme durumu ve ikinci olarak da o zamandan sonra orada kendisiyle birlikte geçirdiği tek kış mevsiminin keyfinin tam olarak yerinde olmadığı bir döneme rastlamasından ileri gelen bir ön yargı ve hata olarak değerlendiriyordu. Velhasıl Lady Russell, Batı çok severdi ve hepsi içinde uygun olduğunu düşünme eğilimindeydi. Genç dostunun sağlığı hususunda ise sıcak ayların tamamını onunla birlikte kendisinin Kelinç'te kirada oturduğu evde geçirmesiyle her tehlike savuşturulabilirdi. Hatta bu onun hem sağlığına hem de moraline iyi gelecek bir değişiklikti. En evinden çok az ayrılmıştı, insanlar onu çok az görmüştü. Morali yerinde değildi. Daha geniş bir çevreyle ilişkide olmak moralini düzeltirdi. Lady Russell onun daha fazla göz önünde olmasını istiyordu. Sir Walter için aynı muhitte başka herhangi bir ev fikrinin yarattığı isteksizlik, başlangıçta güle oynaya benimsenen planın bir bölümü, hem de çok mühim bir bölümü yüzünden kesinlikle kuvvetleniyordu. Yalnızca evinden ayrılmakla kalmayacak, onu başkalarının elinde görecekti. Sir Walter'dan daha dayanıklı kişilere çok ağır gelen bir metanet sınavıydı bu. Kelinç malikanesi kiraya verilecekti. Fakat bu, kendi çevreleri dışında kimseye hakkında tek kelime edilmeyecek çok büyük bir sırdı. Sir Walter evini kiraya vermeyi tasarladığının bilinmesinden doğacak aşağılanmaya katlanamazdı. Bay Shepard bir seferinde duyuru kelimesini zikretmiş ama bir daha o konuya yanaşmaya cüret edememişti. Sir Walter evin herhangi bir şekilde beğeniyle sunulması fikrine şiddetle karşı çıkıyor, böyle bir niyeti olduğuna dair en ufak bir ipucu verilmesini yasaklıyordu. Bu işe müsaade edecek olursa, bu ancak karşı çıkılması imkansız bir adayın birdenbire ona kendi isteğiyle gelip ricada bulunması varsayımı üzerine ve büyük bir iyilik olarak gerçekleşebilirdi. İşimize gelenleri onaylamak için gereken sebepler nasıl da çabuk bulunur? Lady Russell'ın elinde Sir Walter ve ailesinin taşradan ayrılmasına fazlasıyla sevinmek için başka bir sebep daha vardı. Elizabeth son zamanlarda Lady Russell'ın kesintiye uğradığını görmek istediği bir yakınlık kurmuştu. Bu yakınlığı kurduğu kişi, Bay Shepard'ın başarısız bir evliliğin ardından ilaveten iki çocuğun yüküyle birlikte baba evine dönen kızıydı. Kendisi insanları memnun etme sanatından, en azından Kelinç Malikanesi'nde insanları memnun etme sanatından anlayan, akıllı bir genç kadındı. Ayrıca bunun oldukça yakışıksız bir arkadaşlık olduğunu düşünen Lady Russell'ın temkinli ve mesafeli olma gerektiğiyle ilgili verebildiği üstü kapalı tüm tavsiyelere rağmen, kendini bayan Elliot'a şimdiden orada birçok kez kalacak kadar kabul ettirmiş bulunuyordu. Lady Russell'ın hakikaten Elizabeth üzerinde doğru dürüst bir etkisi yoktu ve onu hak ettiği için sevmekten ziyade sevmesi icap ettiği için seviyormuş gibi görünüyordu. Ondan hiçbir zaman yüzeysel bir ilgiden fazlasını, hatırşinaslığın gereklerinin ötesine geçen hiçbir şey görmemişti, evvelden gelen yatkınlığına karşın vurgu yapmak istediği hiçbir konuda derdini anlatmayı asla başaramamıştı. Anne'in Londra gezisine dahil edilmesini sağlamak için defalarca büyük bir içtenlikle uğraşmış, onu dışlayan bencil düzenlemelerin tüm adaletsizliği ve tüm itibarsızlığına sağduyulu bir dürüstlükle yaklaşmış ve daha önemsiz pek çok olayda Elizabeth'e kendi üstün muhakemesiyle deneyiminden faydalanma fırsatı vermeye gayret etmişti ama çabaları hep boşunaydı. Elizabeth kendi bildiğini yapardı ve kendi bildiğini yaparken Lady Russell'a Bayan Clay'e ilişkin malum seçiminde olduğundan daha kararlı bir şekilde karşı durduğu hiç olmamıştı. Sevgisi ve güvenini ondan mesafeli bir kibarlık dışında bir şey göremeyecek birine vermek için bu kadar kıymetli bir kız kardeşin içinde bulunduğu çevreye yüz çevirmişti. Durum açısından Bayan Clay, Lady Russell'ın tahminince oldukça yetersiz ve karakter açısındansa yine onun inancına göre çok tehlikeli bir arkadaştı. Bu nedenle Bayan Clay'i arkada bırakacak ve içlerinden seçebileceği daha uygun dostları Bayan Elliot'ın elinin altına getirecek bir taşınma planı son derece önemli bir hedefti.